Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi sizlerin yorumları bizler için çok önemli ve bizler sizler için bugün coğrafya dersiyle ilgili güzel bir video ile karşınızdayız. Coğrafya temelini nasıl sağlamlaştırabilirsin? Bunlarla ilgili neler yapabilirsin? Hadi gel bakalım tam da istediğin kısım bu video içerisinde yer almakta. Şöyle bir bakalım biz sizlerin yorumlarının bizler için çok önemli olduğunu söylemiştik ve bugün aranızdan iki tane arkadaşımızın yorumunu seçtik. Osman, İshak, Gölcük ve Mervemsi'ye buradan selam olsun diyelim ve diğer bizi izleyen arkadaşlara da selam olsun. Osman diyor ki Tonguç 9. sınıfta en zorlandığım ders coğrafya. Coğrafyayı nasıl düzeltebilirim? Video gelsin lütfen beğenin Tonguç görsün merak etme biz zaten görüyoruz. Mervemsi demiş ki kankalar söyleyin coğrafyayı nasıl çalışabilirim? İşte biz sizler için sevgili arkadaşlar bugün coğrafyayı nasıl çalışabilirsin? Bu dersin üstesinden nasıl gelebilirsin? soruları nasıl daha rahat ve kolay bir şekilde çözebilirsin? Bunlarla ilgili güzel taktikler vereceğiz. Tabii ki de 9. sınıf içerisinde coğrafya bilgi anlamında çok yoğun bilginin olduğu bir ders olduğu için sizin zorlamanız gayet normal. Yani bunu özellikle dile getirmeniz güzel bir şey. Çünkü zorlanabilirsin. Evet bunu söylemezsin. Bu açıdan hiçbir verim almayabilirsin. Burada bizim görmüş olduğumuz kısım sizin telaşınız. Bu çok güzel bir şey ve öğrenme isteğinizi artıracak bir unsurdur. O zaman hadi bakalım burayla ilgili biz neler yapabiliriz şöyle bir göz atalım. Karşımızda boş bir sayfa var tabii ki de kitaplardan sizler için güzel güzel ben sorular seçeceğim bu sorularla ilgili sevgili arkadaşlar karşımıza böyle bir soru geldiğinde ne yapabiliriz bunlarla ilgili neler yapacağız? Gelin hep birlikte birinci taktikle başlayalım sevgili arkadaşlar. Hemen ben şöyle sayfa 106'yı açıyorum. 106'da sizler için güzel bir soru seçtim sevgili arkadaşlar. Kitapları olan arkadaşlar da 106. sayfayı açabilir. Bakın şurada izoipslerle ilgili güzel bir sorun var. Ve soru diyor ki şöyle soruyu da kısadan bir okuyalım. Bu yer şeklinin bir sırt olarak kabul edilebilmesi için K harfiyle gösterilen eş yükselti eğrisinin değeri yani yükseklik değeri hangisi olmalıdır diyor. Bizim izoipslerle ilgili karıştırdığımız en önemli ifade neydi? Sırt ve vadi kavramlarıydı. Eğer ki bize bir izoyip haritası verildiğinde bak bu ifade bizim için çok basit bir ifadedir. Hemen şöyle geldi. Şurada bir V harfini görüyorsun. Tamam mı? Aynı şekilde bir izoyip haritası daha verdi. Gene aynı şekilde burada da bir V harfini görüyorsun. Şimdi burada tabii ki de yükseklik değerlerini vermesi bizim için çok önemli. Hangisinin sırt hangisinin vade olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Mesela buna dedi ki 1000 metre. Buna 1100 metre dedi. Buna da 1200 metre dedi. Devamında şöyle geldi. 1200 metre dedi. 1100 metre, metre dedi. Ve 1000 metre dedi diyelim. Şimdi ben her V harfini gördüğüm yere sırt her ters V'yi gördüğüm yere vadi ya, zaman Niye? Benim buradaki temel mantığım şu. Yani bizim izoips ile ilgili en yoğun karıştırdığımız unsurlardan iki tane yer şekli sırt ve vadidir. Eğer ki yüksekliğin arttığı yere doğru bakıyorsun V harfi varsa bu sırttır. Yüksekliğin arttığı yere doğru bakıyorsun ters V var ise bu vadidir sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum yükseklik nereye doğru artmış? buraya doğru artmış. Ve burada bir V harfi yakaladık mı biz? Yakaladık. O zaman bu neymiş? sırtmış. Şimdi buraya bakıyorum. Burada da bir V harfi var ama bak bu soru hin bir soru. Niye? Bin metre burada böyle yüksel artıyor. O zaman hiç üşenme. Sana böyle bir soru geldiğinde hemen şöyle sayfanı çevir. Sayfanı çevirdiğinde ne oldu? Bak yükseklik böyle arttı mı? Yükseklik böyle artarken buradaki izoipsler ters V harfini aldı mı? O zaman ters V harfini alıyorsa bu ifade sırt ifadesidir. Bak buradan yoğun kolay bir şekilde yorumumuzu çıkarabiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman bu soruya da baktığımızda bize demiş ki mesela sırt olarak kabul edilebilmesi için. Sırt olarak yüksekliğin alttığı yere doğru V harfini almam lazımdı. Şimdi buradan bakarsam ters V oldu. Şöyle aldım bak V harfini yakaladım. O zaman böyle yüksel tartması lazım. O zaman buradaki K noktası 1000 metreden daha düşük olur. A seçeneği oldu. Sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar. Şimdi devam ettik ikinci taktikle ilgili. Hemen şöyle 92. sayfada birinci soruyu sizler için açıyorum sevgili arkadaşlar. 92. sayfadaki soru iklimle ilgili sıcaklık yağış grafiklerine bağlı olan olarak gerçekleşen sorulardır. Şimdi bizim birçok iklim tipimiz var. Bu iklim tiplerindeki sıcaklık-yağış özellikleri... nasıl bizim daha rahat bir şekilde soruyu çözmemize yardımcı olacak dersek... mesela taktiklerden bir tanesi. Bize mesela iklimlerle ilgili sıcaklık-yağış grafiği verdiği zaman... mesela bir tarafa der ki yağış miktarını milimetre olarak gösterir... bir tarafa da sıcaklığı derece olarak gösterir. Eğer ki bana böyle bir ifade geldiğinde... ben sıcaklık ve yağış grafiğinde şöyle M harfini yakalıyorsam. Bak yağışta M harfini yakaladım. Aynı şekilde sıcaklıkta M harfini yakaladım. O zaman bu nedir? ...ekvatoral iklimdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen soruya bakıyorum şöyle. Bak soruya baktığımız zaman şurada M harfini yakaladık. Ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim nemli bir iklimde o zaman yağmur ormanları olacaktır diyebiliriz. Bir diğer ifade. 115. sayfayı açıyorum şöyle. Bakın burada da güzel bir sorumuz var. Soru bize diyor ki bak mesela şuradaki soru. Harita bilgi soru ki... ...sevgili arkadaşlar coğrafya kısmında bizim bu coğrafyayı halledebilmemiz için... ...harita bilmemiz lazım. Sonuçta bana bakın sayfaları çeviriyorum. Sayfaları çevirdiğimde her sayfada mutlaka... Harita ile ilgili bir soru karşıma gelmekte. Eğer ki ben hem Türkiye coğrafyasında hem dünya coğrafyasında yerleşmeleri, yer şekillerini, dağlık alanları, ovaları, platoları, çölleri bilirsem daha rahat bir şekilde soruları çözebilirim. O zaman bak mesela burada bana soru vermiş. Diyor ki hangi seyrek nüfuslu ya da yerleşilmemiş alanlar arasında yer alır diyor sevgili arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda harita ile ilgili ifadelere Hemen bur, buraları bilmem gerekiyor. Ne yapacağım? O zaman hiçbir şey bilmiyorsam konu anlatımlı kitabımı açacağım. Hemen şöyle konu anlatımlı kitabımı açtım. Yerleşmelerin gelişimi ve yerleşmelerin dağılışı üzerinde etkili olan faktörler kısmını açıyorum. Mesela sayfa 116 açtım. Bak burada mesela seyrek yerleşme alanları, yoğun yerleşme alanları varmış. Hemen hiçbir şey bilmiyorsun. Olabilir. Harita bilmek zorunda Sın. Evet ama bilmemen şu an için senin ayıbın değil öğrenmemen ayıbındır. O yüzden harita ile ilgili ifadelere bakacaksın. Mesela bak burada vermiş bir numara. Şimdi buranın nere olduğunu bakıyorum hemen şöyle bak buradaki haritamdan. Bir numarayı demiş ki Alaska. O zaman burada soğuk iklim seyrek nüfuslu gitti. Mesela iki numaraya bakıyorum. İki numara burada bak dokuz olarak verilmiş. Dokuza bakıyorum hemen şöyle. Ha burası grönlü Altı'mış. E burası da soğuk iklim. O zaman burası da soğuk seyrek. Beş numaraya bakıyorum. Bak beş numaraya geldim. Burada üç numara olarak gösteriyor. Ha burası Sibirya'ymış diyorum. O zaman burası da soğuk iklim. Bak bunu böyle yaparken bunları yazın. Alaska'da Grönland'da, Sibirya'da hemen şuraya gel. Antarktika'da. E burası da soğuk iklim bölgesi. 3 numaraya bakıyorum. 3 numara bak buradaki 7 numara değil mi? 7 numaraya baktığım zaman burada neyi göstermiş? Kuzey Afrika çöl. Ha o zaman. Bak buradaki 5 tane alanda seyrek yerleşme alanıymış. Ama 1, 2, 5 ve 4 numaralı alanlarda soğuk iklim bölgesi 3 numaralı alan ise çöl iklimden dolayı seyrek yerleşmeymiş. Bak bu ifade de ayrılan kısmı bu oldu. Bak mesela buradaki önemli ifadelerden bir tanesi de şu sevgili arkadaşlar. Mesela bu harita üzerinde işaretli yerlere dikkat edin. Sayfayı çevirdim. Şöyle bir bakıyorum. Bakın dikkat edin. 5 numara biraz önce Sibirya demiştik ya. Bak 4 numara gene Sibirya çıktı gördünüz mü? 3 numara çöl demiştik ya. Bak gene burada 3 numara çıktı. O zaman ben bir harita üzerindeki sorunun nerelerde olduğunu, nerelere ait olduğunu, özelliklerini az buçuk bir soru üzerinden öğrenir bilirsem. Diğer sorularda bak gördün mü gene aynı yeri ve Verdi. Gene aynı yeri verdi. Bak Grönland'ı verdi. Alaska'yı verdi. Yani bak burada genel çıtada benzer merkezler soru köklerinde yoğun ölçekte verileceği için bizim bu noktada harita ile ilgili bilgilerimizin de iyi olması lazım. Eğer ki sen bu noktada harita ile ilgili bilgilerini bağdaştırırsan, güzel pekiştirirsen soru köklerinde de zorluk yaşamazsın. Geldik bir diğer taktiğimize sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen ben şurada Türkiye'nin iklimi ile ilgili ifadeleri de bakmak istiyorum. Niye derseniz buradaki kısımda önemli. Şimdi burada özellikle rüzgarlarla ilgili ifadeler geliyor rüzgarın sıcaklığı artırıcı azaltıcı etkisiye sahip olduğunu biliyoruz biz Türkiye'deki sıcak ve soğuk karakterli rüzgarları nasıl kodlayabiliriz dersek şöyle kodlayacağız kayıp hemen şöyle yazıyorum şuraya da sakal diye kodlayabiliriz sevgili arkadaşlar ne demek bu? Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Samyeli'nin yanına hemen şöyle keşişleme diye de yazalım. Mesela bu soruda demiş ki bana işaretli yerlerde belirtilen rüzgarların isimleri. O zaman hemen ne yapıyoruz? Kayıp, Sakal diye kodluyoruz. Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Bununla birlikte çok güzel bir taktik daha veriyorum size. Bize verilen bir Türkiye haritası olsun. Mesela karşımıza bir Türkiye haritası çıktı ve Türkiye haritası ile ilgili yağış anlamında iklimdeki sıcaklıkla ilgili ifadeleri sorgulatıyor bize. Burada ne yapacağız dersek burada yapmamız gereken önemli ifadelerden bir tanesi sevgili arkadaşlar şudur. E harfi çizmek. İç Anadolu'dan başlıyorsun. Şöyle güzel bir E harfi çiziyorsun. Çizdiğin bu E harfinin iç kısmından başlıyorsun. İlkbahar diyorsun. Sonra geliyorsun yaz yukarıya çıkıyorsun sonbahar. Ege, Akdeniz'e şöyle kış kış yapıyorsun. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ne demektir bu dersek bölgelere göre yağışın en fazla düştüğü mevsimler sevgili arkadaşlar. Mesela İç Anadolu bölgesindeki iklimimizin en fazla yağışı ilkbahar döneminde. Kuzeydoğu Anadolu'daki iklimimizin en fazla yağışı yaz döneminde. Karadeniz ikliminin en fazla yağışı sonbahar. Akdeniz ikliminin en fazla yağışı kış döneminde görülmekte. Yani aslında biraz daha uyanık olursak şu ifade bak dikkat edin. Mesela İç Anadolu bölgesinde hangi iklim görülüyor? Sitep iklimi. O zaman sitep ikliminde en fazla yağış yaz döneminde. Kuzeydoğu Anadolu'da gene karasal iklim görülüyor ama dünya ölçü sert karasal iklime benzer bir iklim olduğu için... ...mesela sert karasal iklimde yaz dönemi en fazla yağışmış. E, Karadeniz iklimi dünya ölçeğinde okyanusal iklime benzer. E, okyanusal iklimde en fazla yağış sonbahar döneminde. E, geliyorum kış döneminde de Akdeniz iklimi diyorum. O zaman ben aslında ne oldu burada? Dünyada 1, 2, 3, 4 tane iklim tipinin en fazla yağışının düştüğü dönemleri biliyorum. Devamında M harfi demiştik. Ekvatoral iklimi de biliyorum. E, burada o zaman 5 tane iklimi hallettik mi? Hallettik. E, kaldı geriye çöl iklimi. Grafik verirse bilirsin. E, tundra kutu... Mutup iklimi soğuk bilirsin. E, Gereğine kaldı savan ve muson iklimi kaldı. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar ki soru köklerinde burayla ilgili ifadelerde de mutlaka karşımıza böyle iklimin sıcaklık yağış grafiğine bağlı olarak sorular gelecektir. Bak mesela buradaki ifadede iklimin sıcaklık yağış grafiği ile ilgili sorular. Bu iklimlerin nerede görüldüğüyle ilgili ifadeler karşımıza bolca gelmekte. O yüzden iklimdeki özellikle yağışın en fazla düştüğü dönemler. E harfinden sizin rahat bir şekilde çıkarabileceğiniz kısımdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve geldik sizinle bugünkü videomuzun sonuna sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.